İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Buluşma noktasından hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Bugün Salı günü saat 22 itibariyle tekrar sizlerle buluştuk. Buluşma noktası olarak ve diğer moderatör arkadaşım Hüseyin Turgut'la hepinize saygılar sunuyoruz. Tabii ki bu hafta geçen haftadan veya geçen haftalardan çok farklı bir Türkiye gündemi veya Türkiye'nin bir havası değişti. Siyasi havası değişti. Bu çerçevenin içerisinde herhalde bugünden itibaren seçimlere kadar yoğunluklu olarak bir siyasi programlar ve yapacağız. Bu çerçevenin içerisinde bugün programı ben başlattım ve çok değerli bir eğitimci kardeşimiz Hüseyin Turgut'la birlikteyiz. Ve Hüseyin Turgut kardeşimiz aynı zamanda da eğitimcinin yanında da uluslararası siyaset üzerinde ve yerel yönetimler üzerinde yüksek lisans yapmış bir kardeşimiz. Bugün Hüseyin kardeşimi konuşturacağım ve Hüseyin'in feyzinden biz de istifade edeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki gerçekten Hüseyin kardeşim çok bu sahalarda bilgili, deneyimli bir kardeşimiz. Öncelikle ben Hüseyin kardeşime kendisini bize özellikle mesleki yaşamıyla, sosyal yaşamıyla ve siyasal yaşamıyla güzel bir geniş anlamıyla bize tanıtırsanız mutlu olacağız. Buyurun Hüseyin kardeşim. Teşekkür ediyorum Mehmet Ali abicim. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir sizinle beraber burada Aydın'ın siyaseti, sosyolojisi, kültürü, eğitimi, sanatına ilişkin hakikaten hem hemşerilerimize hem de bütün Türkiye kamuoyuna faydalı olduğumuzu düşündüğüm birçok program yaptık. Tabii bu hafta da beraber yapalım programı diye bir karar aldık. Çünkü Türkiye'nin gündemi hakikaten değişti. Ve biz bu haftada o gündemi hem ulusal hem yerel ölçekte değerlendireceğiz. Tabii izleyicilerimiz, yeni izleyenler için söylüyorum. Ben 31 Ocak 1977 Aydın Nazilli doğumluyum. Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Aslen Karacasuluyuz biz. Karacasun neresindensin? Karacasun merkezdenim. Babalarım, atalarım da Ataemirlidir. Ataemir beldesi. Evet, bugün hani dünya kültür mirası içerisinde UNESCO'nun kabul ettiği Afrodisyas uygarlığının bulunduğu yer aslında atalarımın memleketi benim. Tabii gurbetçi bir aileyiz. Çocukluğumuz anne baba bizi orada beraber yurt dışında temel eğitimimi aldım. Nazilli Hatip Lisesi mezunuyum. Avrupa'da hangi şehirde bulundun? İsviçre'de, Zürih'te yaşadık. Zürih'te bulunduk. Avrupa'nın en güzel bir ülkesinde bulunmuşsunuz. Evet, gerçekten de İsviçre tabii Avrupa içerisinde diğer blok ülkelerden bağımsız finans dünyası merkezi dünyanın biliyorsunuz bankalarıyla meşhur, çikolatasıyla meşhur evet. Ve saatiyle meşhur ve çakısıyla meşhur. Enteresan bir ülke İsviçre. Bizim Karadeniz'i ben İsviçre'ye çok benzetirim gerçekten doğasıyla, coğrafyasıyla. Belki 10 tane İsviçre yapacaktır yani. Tabii Nazilli'de lise ve orta tahsilimi Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra Edebiyat Fakültesini kazandım. Hangi Edebiyat Fakültesini? İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İstanbul. Evet. Türkiye'nin en kaliteli Edebiyat Fakültesi. Trakya Üniversitesi'nden de mezun oldum ama. Arkasından Anadolu'nun çeşitli illerinde öğretmenlik yaptık. Tabii biz öğretmenlerin resektörleri sürekli açık. Çünkü toplumun her kesiminden insanla bir arada bulunuyoruz. Veli profilimiz içerisinde esnafı var, çiftçisi var, taciri var, tüccarı var, doktoru var, ev hanımı var. O anlamda sürekli onlarla bir arada bulunmanın getirdiği 20 yıllık ciddi anlamda da bir sosyoloji gözlemimiz oldu. Tabii küçük yaşlardan beri ilgi içerisinde bulunduğumuz siyaset kurumunun bilimsel anlamda daha yakından tanımak ve bilimsel akılla bu süreci irdelemek adına da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve yerel yönetimler üzerine master yaptım. Malum geçmiş dönemde bir 30 Onları Mart... Onları hangi üniversitede yaptın Hüseyin? İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Evet. Geçmiş dönemlerde de gene aynı şekilde 30 Mart yerel seçim sürecinde Aydın'da Efeler'den belediye başkanı aday adaylık süreci yaşadık. 7 Haziran seçim sürecinde de gene AK Parti'den milletvekili aday adaylığı süreci yaşadık. Evliyim. Eşim Olcan'ım resim öğretmenidir. Hangi okulda hocanım öğretmenlik yapıyor, resim öğretmenliği yapıyor? Aydın merkeze oturuyoruz biz yaklaşık işte evet. 2002'den bu yana. Hocanım 5 yıla yakın Umurlu'da çalıştı. Avukat Cevat Aldemir de şu anda görev yapıyor. Orada teknoloji tasarım ve resim dersleriyle ilgileniyor. Bir oğlumuz var. O da 9 yaşında. Maşallah Allah. O da çok başarılı. Bahtın açık eylesin. Bir çocuk. Satranç konusunda hakikaten bizi yüzümüzü artan bir öğrenci. Tabii süreç böyle gelişti. Evet,
bunları söyleyebilirim yaşantımla, ailemle ilgili olarak Mehmet Ali abi. Güzel bir yaşantı ya. Fakat benim şu dikkatimi çekti. Hüseyin, edebiyatçısın. Uluslararası siyasette ve yine siyasete bağlı olan yerel yönetimler de siyasete bağlı bir kuruluştur bana göre. Buralarda yüksek lisans yapmışsın. Demek ki ilgi alanın senin doğal yaşamında siyaset çok egemen ve bir unsur olarak ben değerlendirdim. Bu açıdan da çok dikkat çekici bir olay. Yani edebiyatçısın ve siyaset üzerine yüksek lisans yapmışsın. Ya tabii siyaset aslında sosyal varoluşun kaçınılmaz ve sürekli bir boyutu. Hele hele bizim gibi jeopolitiği, jeostrateji anlamında hani İbn Haldun diyor ya, coğrafya kaderdir. Evet. Yani böyle bir coğrafyada, böyle bir lokasyonda bulunan bir ülkenin bir ferdi, bir birey olarak, bu şehrin bir insan olarak tüm hani vatandaşlarımız gibi siyasetle yakından ilgiliyim. Siyaset ilgi çekici. Gençlik yıllarından beri, yani tabii, çocukluğundan tabii. beri. Tabii, küçük yaşlardan itibaren siyasetin işte gençlik kolları, sivil toplum yapılanmaları, Milli Gençlik Vakfı gibi bir takım yapılar içerisinde. Nazilli'de Milli Gençlik Vakfı'larından evet, bulundun. Bulundum. Nazilli Milli Gençlik Vakfı maşallah, bizim yetiştiğimiz ortamdır. Orada sağ olsun sizler gibi büyüklerimizin, abilerimizin üzerimizde emeği çok. Tabii neden ilgi çekici? Çünkü siyaset kurumunda insanlar birbirleriyle uyuşmazlık halindeler toplum içerisinde. Sosyal varoluşun bir gerekçesi. Aslında siyaset, hani Daniel Defoe Robinson Crusoe adlı romanı yazdığında, Robinson adada tek başına otururken siyaset yok Mehmet Ali abi. Siyaset Cuma'nın gelişiyle başlıyor. Cuma biliyorsun hani yerli, daha sonra Robinson'a refakat eden bir kahraman olarak o romanda geçiyor. Dolayısıyla sosyalleşme başladığında, insanlar bir arada yaşamaya başladığında o sürecin yönetimi, kim neyi almalıdır, kaynaklar nasıl dağıtılmalıdır, işbirliği temelinde mi, çatışma temelinde mi süreç yönetilmelidir, söz kimde olmalıdır, kolektif kararlar nasıl alınmalıdır, son sözü kim söylemelidir. Bu çatışma ve işbirliği, aynı zamanda uzlaşma, siyaset bana göre asla bir monolog değil, her zaman diyalogtur. Evet. Her zaman diyalog. Bu çok önemli bir evet, nokta. Evet. Çeşitliliğin ve kısıtlılığın kaçınılmazlığı siyaseti insanlık durumunun bir zorunluluğu haline getirmiştir. Toplum yönetilenler ve yönetilenler olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Dolayısıyla siyaset bir yönetenlerle yönetilenler arasında ve yönetilenlerin kendi içerisindeki çatışma çözme arayışı olarak düşünülmeli. Genel ve sosyal kuralların alınması, yapılması, korunması ve değiştirilme sürecidir bu. Tabii siyaset aynı zamanda toplumun bugününü doğru kurallar üzerine kurgulamak ve yöntemlerle inşa etmek ve geleceğini de doğru projelendirme sanatı aynı zamanda. Siyaset içerisinde geleceğe dair umut içeren cümleler kurabilme sanatı. Yani siyasetin aslında onlarca tanımını bakış açımıza göre yapabiliriz. Gelecekten umudu olmayan insanların da bence siyasette pek işi olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü evet, siyaset bardağın, işte çay bardağı önümüzde yarısı dolu. Ben her zaman öyle görüyorum. Ama yarısı da boş. Boş tarafını görmemek lazım. Dolu tarafını görmek lazım. Ya Hüseyin evet, çok güzel konuşuyorsun da ama burada o kadar sana soracağım sorular var ki. Buyurun. Yani buyurun, vakti çok güzel. Ekonomik evet, ve istikrarlı kullanmam lazım benim. Tabii buyurun. Şimdi tabii siyaset üzerine başladık ya. Ve 20-50-60 günümüz hep de siyaset psikolojisiyle, ruhiyatıyla geçecek. Yani hı-hı, toplum olarak 81 milyon vatandaşımız olarak bizim 60 günümüz hep siyaset üzerine geçecek. Şimdi bu çerçevenin içerisinde bir siyaset bilimcisiniz aynı zamanda. Hem teoriniz var hem de pratiğiniz var. Onu da evet, söyleyeyim. Yani evet, siz teoriyle pratiği birlikte götürüyorsunuz. Bu açıdan da tebrik ederim sizi. Bir siyaset bilimci ve aktif siyaset yapmış bir kişi olarak siyaseti bize bir halkımızın anlayacağı lisanda bir tanımlama yapar mısınız bir? Ya büyükler tabii bu alanda duayen olmuş isimlerden rahmetli Süleyman Demirel'in hani sözü hemen aklıma geldi siz sorunca. Siyaset gemsiz, yularsız ve eğersiz bir atın üzerinde durmak gibidir diyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Gemsiz, yularsız ve eğersiz bir ata binebilmeyi başaran insan. Benim babam insan, urgancıydı Hüseyin. Evet. Söylediğin 3 tane malzeme var ya, bu hayvana ait malzemeler var sen, ya. Evet. Gerçekten beni sizden şimdi maziye getirdin ya. Babamın mesleğine götürdün. Tabii. Bu vesileyle babamı da rahmetle anıyorum burada. Şimdi Urgancı Mehmet Acar diye toplumda bilinirdi bak. Siz yani de tabii Allah rahmet eylesin, rahmetle anıyorum değerli babanızı. Tabii siyaset
Dosta tavsiye edilecek bir şey değil Mehmet Ali abi. Siz uzun yıllar il başkanlığı yaptınız. Bu sürecin içerisinde bir sürü öğrenciniz, bir sürü yakın dostunuz bugün Türkiye yönetiminde söz sahibi. İşte Aydın'da milletvekili yapanlar var. İl başkanları hep sizin talebenizdi. Dosta tavsiye edilecek bir şey değil. Hani parası pul, karısı dul diye tırnak içerisinde bir laf vardır. Ama düşmana da bırakılmayacak kadar önemli bir alan siyaset. Evet. Neden önemli? Çünkü bütün kararların, kanaatlerin oluştuğu yer orası. Kaynakların mobilize edildiği yer orası. Bürokrasinin şekillendiği yer orası. Her türlü hani geleceğe dönük projeksiyonun alındığı yer orası. Dolayısıyla orada bulunması gereken insanların nitelikli, kaliteli ve toplumun âli menfaatlerini düşünen insanlar olması lazım. Tabii siyaset aynı zamanda medeni ve medenileştirici bir güç, eğitici. Yani bu sürecin içerisinde ben pratikte bulunduğumda hakikaten işin teorik kısmıyla pratik kısmının da çok farklı olduğunu gördüm. Yani hayata doğrudan katılım yoluyla aslında siyasetle uğraşan bir insan sürekli katılım yoluyla hem kişisel ahlakını geliştiriyor hem de yaşadığımız coğrafyada, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız bölgede insanımızın derdini, talep ve beklentilerini, sıkıntılarını yakinen görmeye gibi bir fırsatı yakalıyor. Zaten bu süreçlerin hani sonucunda bugün 24 Haziran seçim sürecine giriyoruz. Bakın seçilme yaşının 18'e düşürülmesi. Yani hem seçme hem seçilme yaşının 18'e düşürülmesi de bence bu anlamda fevkalade güzel bir şey. Ben buradan ekranlar aracılığıyla bütün genç kardeşlerimize de sesleniyorum. Yani bu meseleyle yakından ilgilenin. Bizim toplumumuzda hani tırnak içerisinde söylüyorum siyasete bulaşma. Sanki böyle bulaşık ve sıkıntılı bir varlık, bir kavrammış gibi bir algı oluşmuş vaziyette. Ben bunun siyaset kurumu içerisinde profili düşük, niteliği düşük insanların oluşturduğu negatif bir algı olarak görüyorum. Halbuki siyaset aslında bir peygamber mesleğidir. Medine şehir devletinin kurulmasıyla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber kimliğinin yanında bir devlet başkanı kimliğiyle de siyaseti oluşturmuştur. Siyasetle uğraşmak toplumun hizmet talep beklentilerini karşılamak adına aslında bir vebaldir. Ve doğru insanların bu alanda alanı boş bırakmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve yıllarca Türkiye'de bu siyasetten, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının ve bilhassa da muhafazakar dünyadaki insanların siyasetten uzaklaştırılması için var ya, her türlü cemaatler burada devreye sokuldu. Siyaset şeytan işidir denecek kadar var ya, ileri boyuta götürüp gittiler. Tabii bunun bir uluslararası ve özellikle dünya siyonizminin bir amacıydı. Türkiye'deki insanların siyasetle ilgilenmemesi, siyasetten uzak yaşamda bulunmaları ve bunun sonucunda da var ya bu ülkenin yönetiminde dış dünyadan destek alabilecek, emir alabilecek bir yönetimlerin şeyiydi. Ama tabii bu bizim demokratik dünyamızda tersine döndü. Yani 70 yıllık demokrasi tarihimizde 40. yıllardan sonra bu amaçlarına muvaffak olamadılar. Hele 50-55. yıllardan sonra ise bu meydanda tamamen yok olup gittiler. Bakın. Evet. Tabii Türkiye'nin eğitim ve öğretim seviyesinin yükselmesinin, üniversitelerin yükselmesinin çok büyük şeyi var. Bu konuda teşekkür ediyorum. Gerçekten siyaseti harika bir şekilde tarif ettiniz. Estağfurullah. Yani. Ya tabii burada söylediğiniz konu hep böyle konu konuyu açıyor. Birbirimizi o anlamda destekliyoruz. Mesela 1920 Meclisi, kurucu bir meclis. Kuvayi Milliye ve Düzenli Orduların kurulmasından sonra ülke bir kurtuluş savaşı içerisine giriyor ve 1920-23 Nisan'da açılan o kurucu mecliste Aydınlı bir milletvekilimiz var. İsmini siz çok daha iyi biliyorsunuz. Esad Efendi Hazretleri. Hakikaten Aydın'ın en değerli ve ilk mebuslarından birisidir. Hep meşhur hikaye siz anlatırsınız ve bunu biliyoruz. Parlamentoda o dönemki kurucu meclis içerisinde dindar, muhafazakar, İslami yani camiadan gelen de birçok aydın, birçok münevver, birçok entelektüel din adamı o meclis içerisinde sorumluluk almış ama siyasetin hani şeytan işi veya siyasete bulaşma algısı maalesef o dönemde de muhafazakar camianın içerisinde bir hani kodlandığı için çok önemli kararların alındığı mecliste oturumlara katılmak yerine aşağıda işte mecliste, mescitte zikir yapmakla meşgulken fetva konuyla evet, uğraşmışlar. Allah rahmet eylesin. Esad Efendi kurtuluş mücadelesinin örgütlenmesi konusunda Aydın'ın bir mebusu olarak fevkalade değerli karar almıştır. Kendisi aynı zamanda bir şeyhtir yani. Buna dikkat etmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü Müslüman siyasetle uğraşmadığında siyasetçi Müslümanla ilgilenmiyor Mehmet Ali abi. Evet. Yani siyasete aktif girmemizin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Hele hele böyle bir hani var olma yok olma mücadelesinin verdiğimiz bir süreçte
insanı ayakta tutan şey inanç ve düşünce oluyor. Yani inancı olan bir fikri, bir mefkuresi, bir davası, bir ideolojisi olan insanların mutlaka bu alanda olması lazım. Ben bunu düşünüyorum ve bu noktada da bu vesileyle işte 24 Haziran 2018 seçimleri aslında ülkemiz adına bir demokrasi şölenidir. Bu şölene adayı olarak müracaat eden hiçbir parti gözetmeksizin her partiden, çünkü hepsi bir meşruiyet kazanmış ve meşru siyasetin birer aktördür bunlar. İYİ Parti, CHP, MHP, AK Parti hepsine de bütün aday adaylarına da ben başarılar diliyorum. Ben bir cümle de ilave edeyim sana. Yani burada aday olarak seçimlere katılan 20 tane parti olsun. Türkiye Komünist Partisi'nden dahi Aydın'dan ve Türkiye'nin diğer yerlerinden milletvekili adaylık için müracaat eden insana ben saygı duyuyorum. Bakın. Tabii. Bu bir medeni cesarettir Mehmet Ali abi. Hayır, saygı duyuyorum yani bu bu düşünceler içerisinde olan bir insana dahi. Bir de Esad Efendi Hazretleri ile ilgili bir şey söyleyeyim. Parlamentoda karizma olarak, popülerlik olarak bir numaralı milletvekiliymiş. Doğru. Parlamentonun. Evet. Ve Aydın milletvekili bakın bu. Evet. O günlerden bakın 1920 meclisinde kurucu meclisin en popüler milletvekili Aydın milletvekili. 1950 yılında parlamentonun demokrasiye geçtiğimizin birinci dakikasıdır. Kurucu meclis 1920'deki Cumhuriyet'in ilk meclisidir. 1950'deki demokratik Türkiye'nin ilk mecliste Adnan Menderes'in başbakan olduğu parlamentodur. Ve Aydın milletvekilidir. Bakın enteresan noktalara geliyoruz. Bak Aydın'la ilgili. 1920'de, 1950'de ve 60'tan sonrasında da Aydın'ımızdan çıkmış olan bakanlarımız var. Ölenlerinize Allah rahmet eylesin diyoruz. Rahmetle anıyoruz. Ve isimleri de siyaset dünyasında uzun süre unutulmayan insanlardır. Tabii. Mesela bunlardan bir tanesi de İsmet Sezgin'dir. Gerçekten tabii. İsmet Sezgin 35 senelik parlamenterliği içerisinde halkla ruhsal açıdan bütünleşebilmiş olan bir insandır. Ve ismi yıllar geçmiştir ve hala anılmaktadır. Hakeza İsmet Sezgin'in yanında işte Nait Menteşe. Evet. Rahmetli Ali Menderes, Adnan Menderes'ten sonra işte Ali Rıza Gönül. Evet. Devlet Bakanlığı yapmış. Gene Atilla Koç. İşte İzmir Aydın Otobanı'nı yaptıran Yeni Pazarlı, oranın bağrından yetişmiş Cengiz Altınkaya. Cengiz Altınkaya. Bunlar tabii Aydın siyaseti adına yüz ak olmuş insanlar. Evet. Büyüklerimiz. Onlara da buradan hürmet ve selamlarımızı gönderelim tabii. İnşallah. Ya Hüseyin artık bu son 2018 derken arada yine neresine bakarsan bak 68 sene geçmiş. İnşallah bu seçimlerde de Aydın parlamentosunda Aydın milletvekillerin bir numara yapacak bir dizayn yapılır. İnşallah. Ve inşallah sizi de bir numara görmek isteriz arkadaşım. Yani samimi duygularımızın içerisinde. Takdir genel merkezimizin, genel başkanımızın ve tabanın, ama ben şunu burada belirtmek isterim. Aydın siyasi geleneği ve siyasi kültürü aslında Türkiye'de sürekli başat olmuş, aktör olmuş bir coğrafya burası Mehmet Ali abi. Yani hangi dönemde olursa olsun buradan çıkan siyasi aktörler bağlı bulundukları, mensup oldukları siyasi partilerin hem parti politikalarını, hem bölge politikalarını, hem hükümet politikalarını, hem devlet politikalarını etkileyebilecek kalibrede, nitelikte insanlar olmuşlar. Maalesef son dönemde biraz bu anlamda hani eksikliğimiz var. Allah razı olsun, çok önemli gayretler içerisindeler. İnşallah yeniden o eski günlerine Aydın dönsün istiyoruz. Çünkü Aydın bu anlamda geleneği olan, demokrasi kültürü olan ve Türkiye'de hiçbir şehrin vermediği demokrasi adına diyeti vermiş. Şehadet aşıkların aziz öğretmeni rahmetli Ali Adnan Menderes'in kültürel mirasını taşıyan bir şehir burası siyaset ve demokrasi adına. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların da yaşanacağını ben düşünüyorum. Deyince bir de bu topraklarda bundan 25 asır öncesinde demokrasi fiili anlamıyla işlemiş. Yani bu Aydın coğrafyasının sosyo-kültürel açıdan çok farklılığı var. Doğru. İç Anadolu'lara gittiğiniz zaman bu özelliği bulamıyorsunuz. Ama bu topraklarda demokrasi hakim olmuş. Deniz kıyılarında, Miletos'ta ve benzeri yerlerde, buralarda insanlar 25 asır öncesinde demokrasiyle hayatlarını geçirmişler. Yani bir, doğru, bu şehrin doğru bir farklılığı var yani. Yani hem İslam öncesi dönemde, hem Beylikler Osmanlı, tabii, Selçuklu ve Cumhuriyet tarihi döneminde gerçekten de demokrasinin beşiği olmuş bir bölgede yaşıyoruz. Ya bu belgeyi ne kadar övsek azdır gerçekten, ya. Ben soruma geçeceğim. Tabii, buyurun, vakti lütfen, değerlendirmem lütfen lazım. Erken seçim sürecini ve yeni sistemi konuşmak istiyorum biraz. Siz hükümet sistemi modelleri konusunda yüksek lisans yaptınız ve Cumhurbaşkanı talimatı ve bilgisi dahilinde 45 ilde başkanlık konferansını anlattınız. Evet.
bundan birkaç yıl öncesinde. Doğru. Bundan dolayı da sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu gerçekten önemli bir hizmet yani. Evet. Çünkü başkanlık sistemi çok Türkiye için bir paha biçilmez bir değer. Bu yeni bir sistemi bize anlatmanızı istiyorum. Bu sistem başkanlık sistemi. 24 Haziran'da biz ilk devlet başkanını seçeceğiz. Biz bir de bundan önceki takribi 70 yılımızı ise parlamenter rejimde geçirdik biz. Şimdi bir başkanlık sistemine geçiyoruz. Aralarındaki farkları bize bir anlatır mısın biraz? Tabii. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bir şeye düşman olacaksan önce onu bilmen gerekir. Bir şeyi savunacaksan yine önce onu bilmen gerekir. Hükümet sistemi değişikliği, yeni anayasa ve başkanlık talebi nereden kaynaklandı? Öncelikle bu soruların cevaplarını bulmamız lazım. Yani başkanlık sistemi siyasi bir rejim değişikliği gibi algılandı. Özellikle referandum öncesi süreçte işte başkanlık sistemi başkana sınırsız yetkiler verecek. İşte başkanlık sistemi ülkede bir eyaletlere bölünme gibi bir takım dezenformasyonla, yanlış bilgilerle açıkçası 16 Nisan sürecine gelene kadar benim sahada alanda gördüğüm 45 ilde Ağrı, Edirne arası birçok yeri gezdim. Vatandaşımız bu konuda ciddi anlamda bir malumat, bir bilgi sahibi olamadı. Tabii bulunduğumuz coğrafyada böyle bir hükümet sistemi modeli değişikliğinin bir kere niçin yapıldığını iyi anlamamız, iyi kavramamız lazım. Bizim coğrafyamız sıradan bir coğrafya değil. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada dünyanın en stratejik noktasında egemenlerin tamamının gözünün böyle bir cennet coğrafyada olduğu bir yerde siz sıradan bir hükümet ve devlet yönetimi modeliyle birliğinizi, bütünlüğünüzü koruyabilmeniz, güvenliğinizi sürdürebilmeniz mümkün değil. O noktada başkanlık hükümet sistemi modeli aslında bu dönemde Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği ve ilk defa gündeme getirdiği bir hükümet sistemi modeli değil. Daha önce rahmetli işte Alparslan Türkeş'in, onun öncesinde gene Erbakan rahmetli. İlk önce bunu dile getiren merhum Erbakan hocamız oldu. Siz beraber çalıştığınız için daha iyi biliyorsunuz. Evet. Arkasından işte hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı iki devlet görevinde bulunan devlet adamı niteliğinde bilinen hem rahmetli Turgut Özal'ın hem de rahmetli Süleyman Demirel'in de bu ülkenin hükümet sistemi modelini hızlı karar alma, ani karar alma, jeopolitiği, jeostratejisinin gereği olarak parlamenter hükümet sistemi modelinden bir önce başkanlık sistemi modeline geçmesi noktasında iradeleri ve talepleri, beyanları olmuştu. Ama nasip Cumhurbaşkanımıza ve onun devri hükümeti döneminde oldu. Şimdi tabii ben burada izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için Cumhurbaşkanlığı sistemini siyasetin örgütlendiği 3 ana başlık altında analiz etmekte fayda görüyorum. Siyaset kurumu 3 başlık altında örgütlenir. Bunlardan bir tanesi devlet modelidir. Devlet modelinin altında da işte cumhuriyet vardır, demokrasi vardır, laiklik dediğimiz değiştirilemez anayasanın 1, 2, 3. 5. maddelerine kadar gelen kesinlikle değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmündeki kararların olduğu yerler. Yani devlet modeli. Bunun altında cumhuriyet var, demokrasi var, laiklik var. Olmazsa olmazlarımız. Başkanlık sistemine geçiş ve 24 Haziran seçimleriyle biz ilk seçeceğimiz devlet başkanıyla bu devlet modelinde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Cumhuriyet gene aynı yerinde duruyor, demokrasi gene aynı yerinde duruyor, laiklik gene aynı yerinde duruyor. Bunun yanında siyasetin örgütlendiği ana başlıklardan ikincisi hükümet modelidir. Birincisi devlet modeli, ikincisi hükümet modeli. Hükümet modeli dediğimiz şeyin içerisinde de İzleyicilerimizin çok yakından bildiği 3 tane terim var. Bunlardan birincisi yasama organı, diğeri yürütme organı, bir sonrası da yargı organı. Şimdi hükümet sistemi modeli içerisinde biz bir değişiklik yapıyoruz. Yani yasama, yürütme arasındaki ilişki bağlamında parlamenter hükümet sistemi kuvvetler ayrılığı bağlamında yumuşak, soft dediğimiz anlamda bir kuvvetler ayrılığıdır. Ne demek bu? Yasama organına seçtiğimiz milletvekillerinin içerisinden yürütme organı üyeleri Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla görevlendirilir. Ve siyasetin doğası gereği en fazla irade beyanında bulunan, temsil hakkını elde etmiş, en çok oy almış olan yasama organı içerisindeki siyasi partinin kadroları yasama organı içerisinden Başbakan ve Bakanlar Kurulu eliyle yürütmenin içerisine gelir. Şimdi
Tabii burada aslına bakarsanız geçmiş dönemlerden günümüze kadar Türkiye'de hani hükümet modellerinin yasama ve yürütmeyle olan ilişkileri, demokrasi serüveni aslında bir darbeler tarihi aslında. Biz hiçbir zaman Türkiye'de yasama organı içerisine gönderdiğimiz ve yürütmede sorumluluk alıp hükümet kurma yetkisini Cumhurbaşkanı'ndan almış olan geçmiş hükümetlerin 1960 işte rahmetli Ali Adnan Menderes'in idam edilmesiyle başlayın. 1972 muhtırası, 1981 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat işte postmodern darbe ve arkasından teknolojik darbe diyorum ben. Evet, teknolojik darbe ve arkasından yine işte hain FETÖ örgütünün 15 Temmuz'da giriştiği melun ve bölücü darbe. Şimdi bu hükümet sistemi modeli, parlamenter hükümet sistemi modeli Türkiye'nin ulusal ve uluslararası hani ülkelerle rekabet edebilme ve bu rekabette kendisine avantaj sağlayabilme noktasında Türk insanının geçmişten günümüze getirdiği hani hem demografik hem sosyolojik hem de yönetim anlayışıyla örtüşmeyen bir hükümet sistemi modeli olduğunu görüyoruz. Ben hani hep gittiğim şehirlerde bunu anlattım. Şimdi bir takım metaforlar üzerinden anlatmakta daha büyük fayda görüyorum izleyicimizin daha rahat anlaması buyur, için. Buyur. Şimdi yasama ve yürütme organını aslında birer işte otobüse, birer araca benzetebiliriz. Şimdi yasama organının içerisindeki otobüste bugün 550 tane milletvekilinin tamamı var ve bu otobüsün içerisinden bakanlık talebi olan, kabinede yer almak isteyen, hükümet sorumluluğu almak isteyen 550 milletvekilinin içerisinden iktidar partisine mensup milletvekilleri var. Ve bu dağılım, daha çok bakanların dağılımı siyasetin kendi içindeki dengeler gereği, işte oy potansiyeli yüksek olan atıyorum Doğu Güneydoğu illeri bölgesine şu kadar bakan vermemiz lazım. Buraya şunu vermemiz, buraya bunu vermemiz lazım. Burada geçmişten bugüne hep Türkiye demokrasi tarihinde gözlemlediğimiz şey liyakat, ehliyet ve adalet eksenli bir yürütme organının dağılımının olmadığı. Vardiya usulü kendi içerisinde sürekli dönen işte 1'in 3'e, 3'ün 8'e, 8'in 5'e alındığı bir yapı sürekli değişmiş. Tabii bu yapı bütün bunlarla ve bununla birlikte zaman zaman işte demin bahsettiğim 1960 darbesiyle o otobüs durdurulmuş. Tam hız alacak 1980 darbesiyle bir daha durdurulmuş. Yollar zaten bozuk. Otobüsün gittiği yollar stabilize yol. Öyle AK Parti iktidarının yaptığı gibi hani duble yollar falan değil. Yok. 1980'den sonra 28 Şubat sürecinde otobüs biraz daha hızlanacak. Bu sefer irtica hortladı paranoyası vesaireyle tekrar durdurulmuş. Dolayısıyla bu otobüs sürekli zaten hani yükü ağır, eski ve modifiye yapıla belli bir oranda hani yola koyulmuş bu otobüs. Kaptan ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar hani yolu ve yolcuyu bilirse bilsin, sürekli yolda yargı vesayeti, askeri vesayet ve darbelerle, şunlarla bunlarla ve hatta finans vesayetiyle ve hatta geçmiş dönemlerde biz bunlara da şahit olduk, medya vesayetiyle sürekli bu otobüs durdurulmuş. Şimdi bu otobüs 15 yıldır, 16 medya, yıldır. Medya olay başlı başına bir olay. Evet. Tabii pijamasıyla işte başbakan karşılayan medya patronlarının bu ülke şahit oldu. Ya bu, gazete bu manşetleriyle çok büyük bir olay, gazete manşetleriyle hükümet yıkılan ve hükümet kurulan süreçlere bu ülkenin insanı şahit oldu. Dolayısıyla bu otobüs Türkiye'yi küresel rekabette avantaj sağlayacak bir hükümet sistemi modeline uygun bir model değil. Bunu geçmişte rahmetli Özal da söyledi, Türkeş de söyledi, Demirel de söyledi, rahmetli Erbakan Hoca da söyledi. Ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey şu. İki ayrı otobüs. Bugün biz 24 Haziran 2018 seçimlerinde 16 Nisan referandumunda kararını almış olduğumuz o uygulamayı yapacağız. Biz devlet ve hükümet yetkisini Cumhurbaşkanlığı riyasetinde yürütme yetkisini ona vereceğiz. Yasama organının üyelerini ayrı seçeceğiz. Aslında bu ne biliyor musunuz Mehmet Ali abi? Türkiye 1950'den bu yana verdiği demokrasi mücadelesinde ortalama bir demokrasiyi yaşayamadan
Recep Tayyip Erdoğan'ın ufku ve önderliğinde ileri demokrasiye geçiyor. Bizim toplumumuz bunun farkında değil. Biz 16 Nisan... Ama farkında var olmamak evet. normal sayılabilir. Çünkü biz bunu yaşayacağız. Bir 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene o zaman anlayacak insanlar bunu. Ya bunun farkında olmaması için aslına bakarsanız şu anda bu vesayetin sahipleri, hani devlet modelinin içerisinde cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin yegane sahibi ve temsilcisi biziz diyen o askeri vesayet, o yargı vesayeti halen daha eski alışkanlıklarını sürdürerek bu toplumun yüksek irfanını, yüksek iradesini, yüksek kültürünü eski dönemlerde olduğu gibi gölgeleyebileceğini zannediyor. Ama Türkiye'de o dönemler çoktan geçti. Hani içeriden yönetilip dışarıdan idare edildiğimiz günler geçti Mehmet Ali abi. Biz bunu 15 Temmuz sürecinde yaşadık. 16 Nisan referandum sürecinde de yaşadık. %51.5 oranında bir iradeyle bu hükümet sistemi modeli geçişini bu toplum kabul etti. O 1.5'lik rakam bugün hemen hemen 2 milyona yakın bir seçmeni temsil eder ki bir seçmenin reyi dahi demokrasilerde önemlidir. Bir seçmenin oyundan dolayı belediye başkanlıklarının iptal edildiği seçimleri sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Yaklaşık 2 milyon seçmenin iradesiyle fark atılarak kabul edilmiş bir modeli bizim artık tartışmamız manası yok. Biz Türkiye'yi ulusal rekabette avantajlı bir konuma getirecek yeni bir hükümet sistemi modeline bileti 16 Nisan akşamı aldık. Biz yeni bir gemiye binme bileti aldık. O gemiye 24 Haziran 2018 akşamı bineceğiz. Ama şu anda halen daha eski gemide seyahat ediyoruz. Dolayısıyla yani eski gemide seyahat ettiğimiz için eski geminin geleneği, eski geminin ritüelleri, eski geminin alışkanlıklarını sürdürmekte ısrar eden şu anda bir hani siyasi ortam var. Fakat ben yüksek ferasetiyle ve irfanıyla milletimizin 24 Haziran'da da gerekli dersi bu cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin gerçek sahibi bizleriz diyen o Jacoben, elitist, kobrador yapıya derslerini vereceğine inanıyorum. Geçmişten beri bunu vermeye devam etti. Bu seçimde de gene verecek. Şimdi 3 örgütlenme başlığı altında örgütlenir demiştim. İzin verirsen oradan devam edeyim. Birincisi devlet modeli. Bu modelde bir değişiklik yok. İkincisi hükümet modeli. Yasama, yürütme birbirinden kuvvetli bir şekilde ayrılıyor. Çok önemli bir olay. Dolayısıyla başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Başbakanlık makamının ortadan kalkması aslında ne önem taşıyor? Bakın onu da anlatayım. Şimdi Türkiye parlamenter hükümet sistemi modeliyle aslında 1950'lerden bu yana ayaklarından şu şekilde prangalanmış vaziyette. Vatandaş siyasi temsil noktasında bir siyasi genel parti başkanını, bir partinizin genel başkanını yürütme yetkisi almak üzere parlamentoya taşıyor ve diyor ki ülkenin 5 yıllık yürütme sorumluluğunu sen ve senin uygun gördüğün kabinedeki elemanlara veriyorum. Yürütmenin sorumluluğu sende. Fakat yürütmenin başı Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının normal şartlarda sembolik bir pozisyonu var parlamenter hükümet sistemi içerisinde. Sorumlulukları kısıtlı, yetkileri inanılmaz çok. İstediği zaman, istediği şekilde hükümeti feshetme, ülkeyi yeniden seçime götürme, ülkeyi gerekirse savaşa sokma vesaire. Şimdi siyasette hakikaten şöyle bir durumu göz ardı etmememiz lazım. Yetki ve sorumluluk oranlarının birbirine eşdeğer gitmesi lazım. Davul birinin sırtında, tokmak diğerinin sırtında olduğu zaman bu ülkede yargı vesayet de olur, askeri vesayet de olur, ekonomik bir takım örgütlerin, çevrelerin, efendime söyleyeyim, derneklerin, bunun yanında medya organlarının sürekli yürütmenin yürütme yetkisine müdahalesi olur. Şu anda üçüncü başlık olan temsil modelini anlatacağım. Yeni gelen başkanlık sistemi ve devlet başkanı seçimi sürecinde değişiklik devlet modelinde yok, değişiklik temsil modelinde de yok. Temsil modeli nedir? Temsil modeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her ferdin seçme ve seçilme hakkını elde etmesidir. Bugün 24 Haziran süreci itibariyle herkesin 18 yaşını doldurmuş herkesin hem seçme hakkı var hem seçilme hakkı var. Oluşturulmuş olan model değişikliğiyle biz temsil sürecinde herhangi bir değişikliğe gitmiş değiliz. Hatta tam tersi ileri demokrasi adına 18 yaşındaki bir gencin madem seçme hüviyeti, seçme iradesi var,
Bu iradesi elinde olan insanın aynı zamanda seçilme hakkı da olmalıdır anlayışını ortaya koymuş. Hani temsil modelinde bir kısıtlamak, bir kısıtlamaya gitme bir yana, tam tersi orada ileri demokrasi adına bir açılıma gitmiş. Peki bütün bunlara rağmen ve bununla birlikte halen daha bu model üzerinde bu tartışmalar, bu dezenformasyonlar, bu manipülasyonlar niçin devam ediyor? Tabii bunun belli sebepleri var. Çünkü parlamenter hükümet sistemi modelinin bu oluşturduğu handikaplardan, oluşturduğu bu muarızalardan beslenen bir yapı var Türkiye'de. Bu yapı, bu modelin değişikliğiyle beraber bu arızaların, bu sıkıntıların kendilerini oluşturduğu kanallardan artık beslenemez hale gelecekler. Çünkü 5 yılda %50 artı 1 oy almış, demokratik bir seçim ile iş başına gelmiş güçlü bir yürütme olacak. Yürütme Türkiye'de hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve rahmetli başvekil hemşerimiz Adnan Menderes haricinde %50'nin üzerinde bir irade ile Türkiye'de iş başına gelememiş. Sürekli koalisyonlar, sürekli işte içeride yapılan bir takım manipülasyonlar ve operasyonlarla ortalama ömrü 1950'den 2002 yılına kadar Türkiye'de hükümetlerin 1,5 yıl, Mehmet Ali abi. Evet. 1,5 yıllık hükümet ile siz ne bürokrasiye hakim olabilirsiniz, ne sanayi tesisi kurabilirsiniz, ne tarımsal, turizm, ekonomik gelişim, ne eğitim sistemi, ne kültür politikalarıyla ilgili bir düzenleme yapabilirsiniz. O yüzden biz 5 yıllık yürütmeyi %50 artı 1. Kimi seçerse vatandaş başımızın tacı. Neticede milli irade. Çok önemli bir noktaya kimi seçerse şu anda. Yani şu anda temsil modelinde bir kısıtlama yok ki. Gene sandık gelecek. Gene sandık kurulu heyetlerinde bütün siyasi partilerin temsilcileri olacak. Yabancı ülkelerin siyasi gözlemcileri olacak. Yani neticede temsil modelinde bir sıkıntı yok. Devlet modelinde bir sıkıntı yok. Hükümet sistemi modelinde Türkiye'nin âli menfaatlerinin gerektirdiği bir karar hükümetin iradesiyle vatandaşın oyuna sunulmuştur ve 16 Nisan'da yapılan referandumla da meşruiyet kazanmıştır ve bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni hükümet sistemi modeliyle küresel rekabette çok avantajlı bir konuma gelmiştir. 24 Haziran akşamından itibaren biz bunun izdüşümlerini her alanda görmeye başlayacağız. Yani 5 yıl boyunca başkanlık sisteminde tek bir hükümet olacak. Tek bir hükümet olacak. Yani bugüne kadar 1,5 yılda olmuş, evet. AK Parti dönemine gelene kadar. Evet. Yani AK Parti dönemini bunlardan ayırt etmemiz gerekiyor. Gerçekten yani o kadar enteresan, o kadar güzel bir noktaya temas ettin ki 50 yıl boyunca Türkiye'de 1,5 yılda bir hükümet değişmiş. Bir de ben bu konuda şunu söyleyeyim size. Yani bir siyasi birikimimden. Bizim bu 70 yıllık bir demokrasi tarihimizde var ya, insanlar milletvekili seçimi oluyordu. Tek bir seçim oluyordu. Ve bunun adına milletvekili seçimi diyordu. En fazla hangi parti kaç milletvekili almışsa Cumhurbaşkanı Başbakanlığı o partinin genel başkanına veriyordu. Yani doğru, seçimin doğru. Temeli milletvekili seçimidir. Şimdi dolayısıyla 70 yıllık demokrasi tarihimize baktığımız zaman Başbakan adayı kimdir? Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan. Bu isimlere bakarak milletvekili seçimlerinde rey kullanıyordu. Dolayısıyla milletvekili adaylarının niyetleri, performansları, kaliteleri ve birikimleri, bu işin yeterli insanı olup olmadıkları güme gidiyordu burada. 70 yıl boyunca güme gitti bu. Ama bugünden sonra güme gitmeyecek bak bu. Neden? Başkanlık seçiminde görecek Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 5 yıl yönetebilir ve ona mührünü verecek ülkenin başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak ve ondan sonra hani Recep Tayyip neden diyorum gidişat o noktaya getirdiği için ama 10-15 yıl sonrasında başka bir insan gelecek ülkemizde devlet başkanı olacak. Tabii. Ama devlet başkanlığı seçiminde Recep Tayyip'e bakarak reyini verecek, o ayrı bir değerlendirilecek. Bir de bu şehirden 8 tane milletvekili çıkacak, 8 tane milletvekiline ayrı rey verecek. Bakacak bu partide hangi milletvekilleri var, benim sorunlarımı daha iyi Ankara'ya daha güzel götürebilir veya benimle Aydın halkıyla ruhsal açıdan daha güzel nasıl temas kurabilir, bu tercihinde bulunacak. Harika. İki ayrı bir seçim. Bu seçimin avantajı çok büyük ha, bakın. Ben tabii doğru bir noktaya temas ettiniz. Aslında Türk seçmeninin siyasi eğilimleri ve tercihleri lider merkezlidir.
parlamenter hükümet sistemi modelinin gereği olarak böyledir. Lidere bakar, temsil ettiği partiye bakar, evet, ve liderinin yürütmenin başı olabilmesi için o partiden gösterdiği sıralamadaki milletvekilinin profiline, liyakatine, ehliyetine, niteliğine, temsil kabiliyetine, talep beklentileri karşılayıp karşılamamasına, siyaseti nezaket olarak hani yaradılanı yaradanı hoş görme, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla mı bu işi yapıyor anlayışına bakıp bakmadan sadece takip ettiği ve eğilim içerisinde bulunduğu liderin o yarışta geri kalmaması adına onun partisine mührünü vurur. Dolayısıyla milletvekilini de o sıralamanın içerisinde seçmiş olur. Demin biz demokrasiyi yaşamadan ileri demokrasiye geçiyoruz derken aslında ben tam da bu noktayı temas ettim. Şu anda biz ne yapacağız? Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde adaylar çıkacaklar. A kişi, B kişi, C kişi. Orada seçmen vazifesini yapacak. Mührü vuracak. Hangisi bu ülkeyi 5 yıl yönetsin noktasında irade beyanı varsa verecek. Ondan sonra sıra geldi yasama organı içerisindeki temsilcilerini seçmeye. Çünkü yürütmeyi bitirdik. Bu arada yasama organı içerisindeki temsilcinin yürütmede herhangi bir sorumluluk alması söz konusu değil. Başkanlık sistemi modelinin uyum yasaları gereği. Dolayısıyla bu ne demek? Vatandaşın anlayacağı şekilde söylüyorum. Bir milletvekilinin bakan olması bundan sonra söz konusu değil. Evet. Bu ne anlama geliyor? Bakanlık yapacak, yürütmede sorumluluk alacak olan insanların kendi ihtisas alanlarında, kendi müktesebatlarının olduğu alanlarda bir başarı öyküsü sahibi olmaları lazım. Atıyorum, Ticaret Bakanı atayacağız, Sanayi Bakanı atayacağız. Belki şehrimizde 300-400 milyon ihracat rakamlarına ulaşmış değerli bir iş adamımızın o birikimlerinden istifade etmek adına o bakanlık sorumluluğu ona verilebilecek. Performansı beğenilmedi. Toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü 3 dakika sonra reklama gideceğiz. Tamam. Buyurun. Vakit çok hızlı geçti. Performansı beğenilmedi. İyi gidiyorsun yalnız Hüseyin'ciğim. Teşekkür çok ederim. Güzel gidiyorsun. Sağ olun, sağ olun. Performansı beğenilmedi. Bakanlık sorumluluğu ondan alındı. Parlamenter hükümet sistemi modelinde bir kabine değişikliği olduğunda 2002 hükümetleri öncesi döneminde Türkiye'de neler yaşanıyordu Mehmet Ali abi? Herhangi bir bakanın bakanlıktan düşürülmesi para piyasalarını alt üst ediyordu. Döviz bir başka tarafa atıyordu. Euro dolar başka tarafa anayasa atıyordu. Maddesini Cumhurbaşkanı evet, atıverdi. Evet. Sayın Ecevit'in önüne de Türkiye'de günlük, dolar kaç para oldu? Günlük repo faizleri 107 bin lira kadar çıktı. İşte bu hükümet sistemi modelinin gelmesiyle beraber Türkiye evet, bu tip acı tecrübeleri, negatif deneyimleri bundan sonra yaşamayacak. Bu fevkalade değerli, fevkalade güzel bir gelişmedir. Tabii programın ikinci bölümünde buna uygun önümüzdeki kalan 45-50 günde, 60 günde neler gözlemlediğimizde paylaşalım izin verirseniz. Çok güzel ifade evet, ettin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son cümle şunu söyleyeyim ben ve programımızı kapatalım. Birinci bölümü kapatıyoruz. Tabii birinci bölümü evet, kapatıyoruz. Evet. Şimdi 70 yıl boyunca var ya parlamenter rejimde milletvekillerinin bakan olma uğrunda Sayın Başbakanlara yaptıkları kulisleri anlatılsa Türkiye'de on binlerce roman olur. Doğru, doğru. Burada vahşi kapitalizmin de 70 yıl boyunca çok acımasız şekilde devreye girdiğini çok iyi biliyoruz. Para babalarının milletvekili olduğu yetmiyormuş gibi de ayrıca bir bakan olarak Bakanlar Kurulu'nda yer aldığını 70 yıllık acı tecrübelerimiz var. Bunu isimlendirmenin manası yok. Ama 70 yılımız acılarla dolu. İnşallah... Sevgili seyirciler, çok dolu bir 45 dakikayı geçirdik. Önümüzde çok sorularımız var. İnşallah ikinci yarıda tekrar sizlerle buluşmak üzere diyoruz ve programımızı kapatıyoruz. İkinci bölümde Cumhur İttifakı üzerine duralım. Yani ikinci abi, bölümde de Cumhur İttifakı ve FETÖ Fazilet terör mi? Örgütüyle evet, ilgili geniş kapsamlı bir konuşma yapacağız. Görüşmek üzere efendim. Evet.